Cümleten selamun aleyküm dostlarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün derece öğrencisi gözünden TET sosyal çözümü göreceksiniz. Açık açık konuşayım ben geçen sene sözelden girdiğim için TET sosyalle çok iddialıyım. Yani parçalarım içinden geçerim. Bugün yanımızda çok özel bir işecek var. E, Profesör Doktor Abuzer Kömürcü'nün özel tarifi. Her branşı yani tarihi bitirdiğimizde bir yudum, coğrafyayı bitirdiğimizde bir yudum ala ala parçalayacağız bu denemeyi. Şöyle tutup sizlere de okumaya başlayayım. Kamerayı tutarken bir yandan okumak da kolay olmayacak ama deneyeceğim. Başlayalım. Gazneli Mahmut Tiran'da bulunan Şiibevi oğulları üzerine sefer düzenleyerek Abbas halifesinin Şii tehlikesine karşı korumuştur. Buraya kadar okusam yeter. Ne yapmış arkadaşlar? Halifeyi korumuş. E o zaman dini bir yükümlülük altına girmiş. Merkezi otorite alakası yok. Türklerin İslam dünyasının lideri koruyucu. Dediğim gibi soruyu direkt ezbere biliyorum zaten. Bursa'dan başka bir şey okumam bile, bunları okumam bile cevap kesinlikle Bursa. Bu nereyi çekiyorum lan ben? <laughs> Arkadaşlar şöyle soruyu görün. İnşallah çıkmıştır. Ben kameraya pek fazla bakamadım. İnşallah güzel çekmişimdir. İslamiyet öncesi süren ve iç hasarı yaşayan Türk toplulukları sosyoekonomik yapısı konar göçer hayat tarzına şekillenmiştir. Bu durum başlıcıların Türklerin yaşadığı bozkırıcı coğrafyası şartlarıydı. Tamam anladık. Türklerin dağınık yaşadığını, bozkırlarda işte göçebe yaşadığını anlatıyor paragrafta. Bu durumun ilk Türk devletlerinin aşırı hangisini engellediği savunulabilir. Mimarın gelişmesini engeller çünkü baba sen heykeli yapıp taşıyamazsın yanında. Bunları da okuyayım. Taşınabilir malzeme eşya yapın. Bak taşınabilir eşya yaparsın mesela çanak çömlek yaparsın, toplar gidersin. Bunlar olur ama mimari gelişemez. Heykeli yapıp taşıyamazsın çünkü. Eee atölye geldik. Bizim düşüncemiz hangisinin olduğunu soruyordum. Olumlu soruyor evet. Hangisi savunulabilir? Eyvallah. Bizim düşüncemize çiftçi çoban işçi tüccar bak bunu aldın. Çiftçi çoban işçi tüccar asker doktor başka bir şey okuma. Okuma geç artık vakit kaybetme. Milliyetçilikle ne alakası var? Cumhuriyetçilikle ne alakası var? Halkçılık bu, bu, paragrafı şuna bağlayacak. İşte bunların hepsi bizim gözümüzde eşittir. Biz halkımıza iyi bakıyoruz diye algılayacak. E başka bir halkçılık görmüyorum. O zaman yapıştırıcı Yani abi devam. Let's go. İnşallah güzel çekmişimdir. Allah kahretsin. Bak kameraya bakmıyorum ama. Bu videoyu bir daha izleyeceğim. İnşallah güzel çekiyorumdur. Ee, bayağı uzun bir soru var. Birinci Yunan Savaşı sonrası Sovyet Rusya TVM arasında imzalanan Moskova Anlaşması. Tamam. Ruslarla anlaştığımız anlaşmanın şartlarını ve hangisi buna dahil değil onu soruyor. Öncülleri ben normalde okumam bile sizler için okuyacağım. Sizlere de hem bilgi olmuş olur. Taraflardan birinin tanımadığı bir anlaşmayı diğer taraf tanımayacaktır. Eyvallah. Karsar'da Nartvin TVM hükümetine Batum Gürcistan'a tamam. Burada Batum e, şeyin İmtiyazını veriyoruz. İlk defa Kuvayi Milliye'den bir imtiyaz vermiş oluyoruz. Ee, Osmanlı Devleti Çarlık Rusya arasında yapılan anlaşma geçersiz sayılacaktır. Tamam. Osmanlı'nın fiilen yıkıldığından bahsediyor burada. Sovyet Rusya Misak milliyi tanıyacak. kapitülasyonlardan vazgeçecektir. Eyvallah. Bak taviz vermiştir. Batumu verdik. Doğru. Taraflar Rusya'nın birbirine hareket edecek şekilde e, duyurmuşlardır. Evet. Beraber hareket edecekler. Çünkü birinin tanımadığı anlaşmayı diğeri tanımayacak. Ee, Sovyet Sevir Anlaşması'nın tanımadığını göstermiştir. Bir kalsın eyvallah diyorum ama kalsın be. Sovyet Rusya ile anlaş... imzalan anlaşma itiraf devleti bloğunu parçalamıştır. Ne alaka abi biz Sovyetlerle anlaşma imzaladık gidip Fransa ile İngiltere şeyim dedi. Ben senin onanavradını falan kavgaya mı girdi öyle bir şey yok. Sadece Ruslar e, diğer blokta bir sıkıntıya girdi ama blok falan parçalanmadı sonuçta cevap denizle. 13 dakika 40 saniye olmuş ben bu denemeyi kaç dakika çözeceğim? Odaklan. Çünkü çok uzun upload yapmak istemiyorum. Evde internetim yok. Kanuni Sultan Süleyman. İmparator geldi. Kanuni Sultan Süleyman Beder Kalesi 1548 yılında yazıtta. Ben Tanrı'nın kulu dünyanın sultanıyım. Sen babasın. Derik zaten. Tanrı'nın ihanetiyle ümmetin muhabbetin başındayım. Sen dini lidersin. Eyvallah. Adına Mekke hutbe okutan Süleyman'ım. Bağdat'ta Bizans diyarında Kayzar Mısır'da şuyum. Doranmada Akdeniz burada buyum. Şunun babasıyım. Bunun bilmemiz. He, alayı buranın Allah benim diyor adam. Kısaca. Denizler benim diyor. Eyvallah. Egemenliğini ilahi güçle bakın. Ümmeti Muhammed'in şeyin torunuyum falan filan. Avrupa siyasetine yön veriyor. Adam dünyaya yön veriyor anasını satayım. Let's go. Evet haritalı bir coğrafya sorusuna geldik. Hepinizin korkulu rüyası. Benim değil tabii ki. Ee, bu şehirlerle ilgili ifadelerin hangisi doğrudur? Tamam. Meridyen sorusu çözeceğiz. Şöyle bir kamerayı getirelim. Londra saatinde 20.00'da başlayacak olan spor müsabakası Dakka'da daha erken, New Orleans'da daha geç saatte izler. Şimdi Londra'da 8'de ise Dakka'da 9'da olur. Sallıyorum şu anda. Doğudaki yerler daha erken yaşıyor ya hayatı. New Orleans'da 7'de olur. E bu öncül o zaman yanlış. Merkezli kuş olarak 500 km doğuya gidilirse Londra'da başlayan doğrultuda daha fazla meridyen geçilir. Evet çünkü... Kutuba en yakın olan Londra. Diğerleri daha güneyde kalıyor. Bu öncül doğru. E, Libreville'den geçen paralelin çevre uzunluğu en fazladır. Libreville ekva tam olarak ekvatorda. Paralelin uzunluğunun e, uzunluğunu ekvatora yakın olması belirliyor. Bu yüzden 3. ölçüde doğrusu 2 ve 3'ü aldık. Gayet güzel, hoş bir soru. Akar sorusuna geldik. Masam o kadar dağınık ki. Aa ben her branş bitirdiğimde Tarifimi mi çektim. Dilim de kurudu ya. Şöyle bir şunu içelim. Yemin ediyorum mükemmel bir tarif. Herkese tavsiye ederim. Tabii ne içtiğimi söylemeyeceğim. Gediz Nehri'nin Manisa İstasyonu'na ait yıllık ortalama akım ve yağış grafiği verilmiştir. Grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdakilerden kadar hangisi söylenemez. Ee, akarsuyun beslenmesinde yağmur sularının payı büyüktür. Eyvallah. Bölgenin yağış rejimi akarsu rejimi genel olarak paralellik göstermektedir. Yağışa bakıyoruz, akarsuya bakıyoruz. Yağış arttıkça o artıyor. Eyvallah. Akarsu rejimi düzensizdir. Evet çünkü bir aşağı bir yukarı çok dipte çok yukarıda değişiyor. Yağışlı dönemlerde akarsu yükselen akımı kurak dönemde düşmektedir. Evet. Kış aylarında akımın artmasında kar yağışları etkili olmaktadır. Bir manisara ne alaka kar? İki burada kara dair bir şey yok. Yağış demiş. O yüzden Edirne'yi almıyorum. Let's go. Aşağıdaki grafiklerde bir ülkede çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlerin kollarına göre değişimi verilmiştir. Şimdi fotokopi renkli değil ama bakacağız. Bakacağız. Şimdi zannediyorum ki burada tarımın payı %12'den %6'ya düşmüş. Hizmet artmış, sanayi artmış. Demek ki bu ülke gelişmiş. Bize olumsuz öncülü soruyor. Burada gelişmemiş ülke özelliğini arayacağız. Hemen bakıyorum. Dış alımda ham payının azaldığını buraya bakarak öğrenemezsin. Direkt gözüme çarptı. Diğerleri zaten hep gelişmiş ülkenin özellikleri. Geçebiliriz. Bu soru gayet kolay. Şöyle hemen çevirsem. Arkada mı kaldı? Evet. Dokuzuncu sorudan devam ediyoruz. Bölge türleri genel olarak şekilsel ve işlevsel bölgeler olarak ayrılmaktadır. Tamam. işlevsel bölgeleri soruyor. Hangisi işlevsel bölge değildir? Eyvallah. Meteoroloji Karayolları İzmir Büyükşehir o DAP olur. Bu dağınık yerleşme herhangi bir işlevi yok. Bunların hep bir faaliyeti var. Bunun herhangi bir faaliyeti yok. O yüzden cevap basit bir şekilde Edirne. Kar erimeleri veya aşırı yağışlar sonucu akarsu yatağının kapasitesinde düzgün su taşıması su çevreye doğru yayılmasında ve su taşınıklara neden olmaktadır. Tamam. Hangisi sel taşkınlığına karşı alınacak bir önlemdir? Yatak kesitlerini daraltırsan boku yersin. Olmaz. Yamaçların Ağaçlandırılması, bitki örtüsünün korunması. Eyvallah. Baraj, baraj inşa edilmesi. Eyvallah. Soru zaten bitti. Hadi ona bakalım. Üzerindeki su akışını hızlandıracak çalışma. Abi su akışını hızlandırırsan sen zaten naneyi yersin. Geldik felsefeye. Evet. Şimdi bu paragrafları uzun uzun oku okumayayım ya. Video aşırı uzayacak. Daha upload yapacağım. Thomas Hobbes'tan bahsediyor. Thomas Hobbes materyalist bir kardeşimiz. Burada materyalizmin dışındaki bir fikri arayacağız. Zaten paragraflarda materyalden falan bahsetmiş. Geometri falan filan. Maddi kendi başına bağımsız olarak kabul ettiği. Eyvallah. Amaçlılık düşüncesi. Ereklilik düşüncesi. Aristoteles falan deseydi eyvallah da, da Thomas Hobbes'da öyle bir düşünce yok. Varlığı realist düşünce. Materyalist düşünce. Varlığı mait konusunda materyalist üstüne basmış. Determinizm. Eyvallah. Cevap bursa. Paragrafı bile okumadım. Aslında yani kendim çözsem 5 takım falan almaz herhalde. Ee, bu parçaya dönerek ontoloji hakkında ontoloji varlık felsefesi eyvallah hangisi hiç söylenemez. Varlığa yaklaşımları çözümleyicidir. Deneysel temellere dayanmaktadır. Ontoloji ee, ontoloji deneyle alakası yok varlık felsefesi. Aa, var lan var bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika yanlış yaptık. Ontoloji deneye dayanır. Hiyerarşik şey yapı eyvallah eyvallah. Varlığın kökeni özünü araştırır. Özlülük fenomenoloji. Direkt zaten patlıyor buradan. Paragrafı okuyup kendiniz de yorumlayabilirsiniz tabii ki. Ben süre sıkıntısı çektiğim için okumadım. Ve kavramları öğrenirseniz siz de aşırı hızlanabilirsiniz bu şekilde. Bakın koskoca paragrafı okumak yerine direkt öncüllerden yaptım soruyu. Bu parçalar aşağıdaki yargıların hangisi çıkarılabilir? Doğu kanunu demek bütün organların belli bir biçimde hareket etmesi anlamına gelir. Bununla birlikte düzeni, maddenin elemini kaynaklanan bir olarak açıklamak doğa kanunlarının işte işi ve tanrının zor bir varsayımdır. evrim hmm, evrenin varmasının belli bir amacı yoktur. Evrenin varlığının Tanrı'ya dayanan bir anlamı yoktur. Doğa kanunları Tanrı'nın varlığı ile bağlantılı olabilir. Evrenin varlığı salt doğa kanunları açıklanabilir. Doğa kanunları Tanrı'nın kanunları aynıdır. Bir daha okuyacağım. Hmm. Soru bir kalsın mı ya? Bu soruyu bıraksam mı? En son buna döneceğim. Eyvallah Sen, seni bir daha okuyacağım. Tam anlayamadım soruyu. Bu parçalı gelgelerin hangisine ulaşılabilir? Hırsızdan üç daha böyle bireyden kavramı soyutlayabiliriz. Tamam bireyden kavramı soyutlama. Dediğin Sokrates somut bireysel akıllı soyutlamak gibi tamam. Protonus, Aristoteles başka bir birçok insan daha söz konusu olduğu zaman aynı şeyi yaparız. İnsan geneli kavramı tümelini işte bu şekilde yani Sokrates, Pluton, Aristoteles ve başka insanları yönleri üzerinden soyutlama olarak yapabiliriz. Başkası üzerinden deney çıkartarak yani e, tümeller tekil olandan bağımsız olarak mutlak varlıktır. Tümellerin temelinde deney verileri bulunur. Tamam tümellerin tebelinde deney verileri bulunur. Adana cevap. Felsefeti cidden çok sağlanmış bu arada. Yani ortalama birisi çok çok zorlanırdı. Ben de zorlandım felsefede. Ki felsefenin son sorusuna geldik. Bir tablonun ağacı betimi yorulması önemli değil. Önemli olan tablonun betimleyen ağacın. Burayı çek. Gösterdiği tablodaki çocuk yüzü yalnızca çocuk yüzünden ibaret değildir. Çocuk yüzü masumiyetin saflığın mutluluğun simgesidir. He tamam. Sanat yapımında yer alan figürler görünenden daha fazla anlam içerir. Sanat dönemi anlayın yapıldığı nasıl yapıldığı anlamına gerek yok. Sanat yapıtlarının gerçek anlamı ancak yaratıcıdan yok. Sanat yapımının eserlere alışık olanı yok. Görünenden daha fazla anlam içerir. Çocuk yüzü yalnızca bir çocuk yüzünden ibaret değildir. Bu kelime bile size zaten cevabı vermeye yeterli oluyor. Din kültürüne geldik. Allah'a şükür en kolay kısma geldik. İslam alemlerine göre akıl Allah'ın insana verdiği en büyük nimettir. İnsan ile doğru da yanlışı fayda ayırt ettiği gibi eyvallah. Direkt şıkları okuyacağım. Ee, dini sorun şıkları okusam mı ya? Dur oku şunu oku. Dini sorumluluklarının ardından akıl insan yapıp diğer canlılardan ayrı tamam. İnsanın aklını kullanmasından bahsediyor. Daha da fazla okumama gerek yok. Hakkında bilgi olmayan şeyin ardını düşünme. Çünkü göz kulak bunların hepsi ondan sorumludur. Eyvallah bir dursun. Alakası yok. Alakası yok şükretmekle. Alakası yok. Allah ayetlerini sizin için açıklamaktadır. Yok abi ya. Bilgin olmayan şeyin üzerine düşme. Aklını kullanma. Bilgi edin acaba. 17. soru. Yüce varlığa insana sığınmak ona ibaret etmek insan doğasını öğrenme manevi ihtiyaçlardan biridir. Din insanın temel ihtiyacı karşılamasını sağlar. Böylece işlemle kazanılan dinin güzel davranışı yönlendirir. Kötülüklerden saklanır. Dürüst olmak, büyüklere saygılı davranmak, komşu haklarını gözlemek, muhtaçlara yardım etmek dinin öğütleri davranışlardandır. İnsan dinin hayatı yani komşuna iyi davran diyor. Hayatındaki yeri. Basit bir soru. Ee, farzı kifaye. Eyvallah. Namaz kılmak farz. Ramazan'ı ayında farz. Misafire yemek vermesem de olur. Ümreye gitmesem de olur. Param yoksa gitmem. Cevap 1 ve 3. 19. soruya geldik. Ee, i̇nşallah burayı düzgün çekmişimdir. Soru bu şekilde. Kameraya çok bakamıyorum çünkü kameranın ardından kağıda bakmak zor yani. Allah'ın zatından başka her şey yok olacaktır. Allah'ın bekası. Bir şeyi dilediği zaman onun emrinden ancak ol demektir. Allah'ın iradesi. Allah samettir. Kıyami nefisi. Yapıştır Adana'yı geç. Bakmaya bile gerek yok. Başka bir şey. 20. soru. Bu arada bunun sosyalini çözüyorum. Başka bir işte branşını da çözebilirim. Matematik çözümü vesaire onu da yapabilirim. Abi <laughs> bir elimde kamerayı tutarken bir çevirmek o kadar zor ki. Anlatamam. Geldik babalar. Son soru. Hazreti Ebu Bükür'ün Komutası'nda sefere çıkarak Müslümanlar şu şekilde... Ben bu hikayeyi biliyorum. Ama sizin için okusam mı? Hainlik yapmayınız. Vefasızlık etmeyiniz. Haddi aşmayınız. Ki kimsenin uzuvlarını kesmeyiniz. Merhametli olun. Hakkı gözetin. Şey, çocuk kadını öldürmeyin. E, hurma ağaçlarını kesip yakmayın. Deve gibi hayvanları başlıyor maksat kesmeyiniz. Yolda manası çekim insanları rast Onları kendi halinde bırakınız. Ya işte insan oldu ya kısaca. 1, 2, 3. Bu soruyu yani çok çözdüm. Çok okudum bu hikayeyi. O yüzden geçiyorum direkt. 13. soruya bir daha bakmak istiyorum. O soruyu boş bırakmıştık. Hızlı bir şekilde döneceğiz oraya. Nerede 13? 13. Abi fotokopiye tek elle hakimiyet kurmak hayatımda yaptığım en zor şey olabilir ya. 13. Doğukan demek bütün organları belli bir biçimde hareket etmesi anlamına gelir. Bununla birlikte dünya düzeni maddenin eliminden kaynaklanan biri olarak açıklamak doğu kanunları işleyiş hakkında tanrıya dayandırmaktan daha zor bir varsayımdır. Hmm. düzeni maddenin eliminden kaynaklanan bir olay olarak açıklamak doğa kanunlarının işleyişini tanrının tanrıya dayandırmaktan daha zordur. Bunu da öyle. Hmm. Maddenin eliminden kaynaklanan bir olay olarak açıklamak. ayrı bir olay olarak açıklamak diyor değil mi? Yok. Düzeni maddenin eliminden kaynaklanan bir olarak açıklamak doğu kanunu iş tanrıya dayandırmaktan daha zor bir varsayımdır. Ya bütün organlar belli bir şekilde hareket ediyorsa doğu kanunları tanrı ile aynıdır işaretlemek istiyorum. 13 tane emin değilim. Cevap antarını açacağım şimdi. Yüklemiştim. Müsaadenizle Cevap anahtarı şu telefondan geldi şu anda. Şöyle bakıyorum. Birinci soruyu bu arada açmam lazım. Kontrolümüzü yapalım. Yanlışımıza bakalım. Videomuzu bitirelim. Vallahi ter attım anasını satayım ya. Tarihte yanlış çıkacağını zannetmiyorum. Bursa doğru. Adana doğru. Ceyhan doğru. 4. Denizli doğru. 5. Edirne doğru. 6 Denizli doğru. 7 Edirne doğru. 8 Bursa doğru. Geç 9. soruya. 9 neymiş? Edirne, Ceyhan, Bursa. Edirne doğru. Ceyhan doğru. Bursa doğru. 12. Bunlar da kavram ezberlemenin gerçekten faydaları. Bayağı zaman kazandım. Denizli doğru. Bunu yanlış yapmışız. Ceyhanmış. Zaten pek okumamıştım. Ya okumamıştım eminim. Çok okudum da anlayamadım bir türlü. Adana doğru 15 Edirne Edirne Bursa. Din de yanlış çıkmaz. Felsefeyi bitirdik. 18 burada burayı çekemedim. 18 doğru, 19 doğru. Epey uzun bir video oldu ama bakacak. 20. soruda Edirne doğru anasını satayım. Evet denememiz 19'a 1 geldi. Şöyle yazalım. Branş denemesi haline getirdim komple denemeyi. Bunun matematik kısmını isterseniz matematik part part yaparım ama sosyali bile kamerayı tutarken, çekerken, çözerken zorlandım. Bu dakikaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ben müsaadenizle özel karışımımı bitirerek videoyu sonlandırmak istiyorum. Evet, böyle bir ortamla bu videomuzun sonuna geldik. Bu dakika kadar beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.